Hayal mi görüyor? Bu hayallere mi inanıyor diyorsun? Evet. Kadınlar sana bakıyor diye sana saldırıyormuş, öyle demişsin. Kadın mesela normalde biz kaldırımda çarşıda mesela bir yere gidiyoruz. Yanımdan bir bayan, tanımadığım, alakam olmayan bir bayana ne bakıyorsun diyor, yüzüne tükürür ve yumruk sallar. Kadın oraya yıkar. Aa, yaptı mı bunu? Tabii canım. Sen ne yapıyorsun peki? Ne yapayım abla, ben Allah'tan beni tanıyorlar yani, o kadının yakınları beni tanıyorlar, diyorlar ki Beton Kerim diyorlar, bu bizim adamımız, gerek yok diyorlar, boş ver diyorlar. Benim sevenim Arkadaşlar, çok abla. ben Selcan'ın sesini duyabilir miyim? Tamam, biraz dur Kerim. Evet. Selcan, dur orada, dur. Sen çok mu kıskançtın Selcan? Hayır hocam, onun hareketleri fauldü. Hareketleri anormaldi. Kadınlar... Ne yapıyordun kadınlara? Kesinlikle benim öyle bir şeyim yoktur. Dedim hani hocam. Kesinlikle ben öyle namussuz bir insan değilim yani. Benim şerefim, onurumu getirip Didem Hanım burada 50 yaşında medyaya Didem'e mi sunamaz böyle masalmış? yani. Didem Bir Hanım. dakika. Onu bir dakika. Onu en son beraber olduğu kadından bahsediyor da en son mesela 50 yaşında bir kadınla beraber olduğun için şu an bir kadınla berabersin değil mi? Senden Evet. büyük galiba 9. Doğrudur. 9 yaş büyük bir kadına gidiyor. Evet. Ona gelmeden bir evliliğinizi konuşalım. Yani bu çok önemli bir iddia da yani o kadar çok tişörtlerinde tükürdüğünden bahsetmiş. Evet hocam. Niye tükürsün ki bir kadın yani? Ne oldu? Örneğin şimdi ben bir tane ayakkabı aldım, yeni ayakkabı. İşten geliyorum, ayakkabıyı yırtıyor, atıyor yollara. Fanilya alıyorum, fanilyayı yırtıyor, atıyor. Fanilya Ay giydiğim yalan. zaman benim Didem suratıma Hanım yalan. tükürüyor Dur, ve alalım Sercan'ın sesini. fanilyaya balgamını atıyor. Sen böyle git diyor, kadınlar sana yaklaşmaz. O sırada senin bir ilişkin mi vardı biriyle? Hayır, hiç kimseyle ilişkim yok. Bu kafasında bir şeyler kuruyor. Peki sen kendine kıyafetler alıyorsun. Selcan'a çocukları alıyor muydu? Efendim ben yemedim, yedirdim. Giymedim, giydirdim. Ben aç gezdim, hep bunlara baktım. Yani kendimi Çalışmadım, aldığımda. parayı buldum, getirdim, bunlara baktım. Benim Ama çocuğumun sütü yoktu, gittim plastik topladım, çocuklarıma gittim, süt aldım. Mama aldım, getirdim, bisküvit aldım, getirdim. 15 gün yağmur yağıyordu, işe gidemiyordum. Her şey ortada yani. çocuk meselesine geleceğim de tencere fırlatmış sana kaşın Evet, pırtın. Niye kaşım burada. Yani tencere fırlattı? sinirli efendim. Evin içinde kapı pencere bırakmıyor, hep kırıyor. Krize giriyor. Bir tedavi ettirmeye çalıştın mı hiç? Adana ruh sağlığında 2 kere yattı efendim. Tanı ne koydu? Duygu durum bozukluğu tanısı Evet, konmuş. evet. Yani demek ki bir desteğe ihtiyacı var. Evet. Peki bu desteği aldıktan sonra yine devam etti mi kıskançlıklarına? Etti biraz. Biraz Hatta etti. bir komşuyu bıçaklamış kıskançlık yüzünden. Evet, cezaevine girdi kendisi. Girdi mi cezaevine? Adana Yumurtalık cezaevine girdi. Hangi suçtan? Kadına bıçak çekti, dava açtılar, bunu aldılar, içeriye attılar. Ondan sonra ben dayanamadım, gittim borç para buldum, gittim bunun cezasını paraya çevirttirdim, çıkardım bunu ben. Selcan, kadını neden Evet. bıçakladın? Suç Hocam alabilir yalan miyim? söylüyor. Beni sevgilileriyle beraber oldu. Beni Adana ruh sağlığına kapatmaya çalıştı. Oradaki doktor Gözde Özkarakoyuncu bile söyledi ki bu kocası bunun sevgilileriyle beraber olup buraya kapatmaya çalışmış dedi. Gözde Özkarakoyuncu bana o raporu verdi. Peki bir Hocam şey söyleyeceğim. ben Komşunu cezaevine bıçaklamışsın? girdim. Hocam ben Komşunu cezaevine neden girdim. bıçaklamışsın? Hocam ben öyle bir şey yapmadım. Ben cezaevine girdim. Ezberliyor, bunun numarasını Benim bir alıyor, alakam gidiyor yok o onunla konuda. beraber oluyor. Onu çıkarttı, onunla beraber kaçtı bu. Cezaevinden niye girdin sen peki? Sen niye cezaevine girdin? Hocam bunun yüzünden giriyorum. Niye, Niye? 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 Sebep mi? Sürekli de bunun yüzünden beni gidiyor. Ya bunun için Millete cezaevine tükürüyor. atılmazsın ya. Bir dakika, cezaevinde bıçakladığı kadın, pardon, senin bıçakladığın kadın senin Yan cezaevinde komşusu, cezaevinde. yan Hocam komşusu. ben zaten Yan komşusu, benimle ilişkisi var diye. Polis yan abi, komşu ben hangi? Bir dakika, Selcan'ın neredeki yan komşusu? Cezaevindeki mi? Yok yok, Ha. evde oturuyoruz, yan komşuya gidiyor, saldırıyor efendim. Benimle bir ilgisi var gibi. Var mı senin onunla ilgili Yok komşuyla? efendim, yok öyle bir şey yok. İlişki yok yani Yok onun. tabi.